Ben Savaş Buyurun. Yılmaz. Savaş Yılmaz, kendim işte müfredatta eğitim, kültür ve yayınlar komisyonu başkanıyım. Bu eğitim meselesiyle ilgili müfredat veya müfredat dışında çeşitli ortamlarda ilgileniyorum. Akademik bir yanım da var. Birkaç üniversitede seçmeli derslere giriyorum. Alanım da doktorayı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde özellikle kamu politikalarıyla ilgili yaptım. Orada da spesifik olarak sağlığın ekonomisi ve sağlığın yönetimiyle ilgili yapmıştım. Tabii bu dünyada bu sağlık, eğitim ve sosyal konular artık bir arada değerlendiriliyor. O yüzden de bu sosyal koruma deniyor hatta bunun hepsine. Yani işte bireyin sosyal bir koruma şemsiyesini altına alınması için işte sağlık harcaması yapmanız gerekiyor, eğitim harcamalarını, bir de sosyal koruma, sosyal politika harcamaları yapmanız gerekiyor ki bir vatandaşın sosyal güvenlik ağı diyorlar ona. O ağ içerisinde güvenli bir şekilde yaşamını devam ettirsin ve topluma faydalı olsun diye. Dolayısıyla eğitim de aslında bu sosyal koruma harcamaları dediğimiz harcamaların en önemli kalemi. Tabii bizde eğitim Eğitim politikaları politikaları. hep tartışılmış, çok tartışılmış hep. Hep de hiç tamamlanmamış bir hikaye olarak bakılmış, hep eksik kalmış, hissedilmiş. Bu özellikle Osmanlı son döneminden başlayarak aslında işte Cumhuriyet'te zaten çok köklü bir değişim olmuş. Yani dil bir kere. Eğitimin temel unsuru aslında iletişim ve dilden geçer. Ve biz o harf inkılabıyla tamamen eğitimimizi sıfırlamışız ve tekrar bir şey inşa etmeye çalışmışız. Tabii bu inşanın unsurları var yani. Bunları ne kadar hazırmışız? Onlar hep tartışılmış. Ben hazır olduğumuzu da düşünmüyorum. Yani çünkü bir dili değiştirirseniz eğitimle ilgili bizim iki temel aktörümüz var. Hatta üç temel aktörümüz var aslında. Bir, müfredat. İki, eğitici. Üç de öğrenci. Şimdi bu üçünün de aslında temel iletişim aracında eğitim için ciddi bir değişim yapıyorsunuz. Tabii bu değişimi yaptığınız zaman buna hazır olmanız gerekiyor. Müfredatınızda, içeriğinizde, yetişmiş öğretmeninizle ve bunu anlayacak bir öğrenci potansiyelinizle. Şimdi o zamanki koşullarda tabii bu kapasite maalesef yoktu. Ve bunun sonucunda da ciddi bir boşluk oluştu. Yani o eğitim dönemi. Daha sonra işte bunu hep telafi etmeye çalışmışız. İşte öğretmen yetiştirmek için çeşitli formüller kullanmışız. İşte öğretmenin okulları, köy enstitüleri. Tabii biz artık modern dünyada bir şeyin başarılı olup olmadığını sonuçlar üzerinden değerlendiriyoruz. Yani şimdi baktığınız zaman siz bir sürü avantajınıza rağmen hangi sonuçlar, hangi çıktılar elde ettiniz bu değişimin sonucunda? Türkiye'nin gerek ekonomik gelişimi, sosyal kalkınması itibariyle kendi düzeyindeki ülkeler veya gelişmiş ülkelerle karşılaştığınızda çok da iyi sonuçlar elde edemediğimizi görüyoruz aslında. Yani bugün ekonomik olarak biz işte 10 bin dolar civarında bir gelire ulaşmış, orta ölçekte hala gelişmekte olan, işte ben 40 küsur yaşındayım, hala hep gelişmekte olan ülke olarak biz tanımlıyoruz Türkiye'yi. Yani gelişmiş ülke diyemedik yani. İnşallah sizler o tanımlamayı yaparsınız. Bizim hayatımız Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler kategorisinde, işte bazen
o gelişmekte olan ülkeler kategorisinin üstünde, bazen ortasında tanımlayarak geçti. Yapılan birçok araştırma eğitimin kalkınmaya çok önemli bir etkisi, katkısı olduğunu söylüyor. Yani özellikle kalkınmada bizim şu anda yaşadığımız, buna biraz iktisat okuyanlarımız falan belki aşinadır. İşte orta gelir tuzağı dediğimiz, yani bir orta gelir kapanında kısıldık kaldık. Bununla ilgili yapılan araştırmalar, bu orta gelir tuzağından ülkeleri kurtaran önemli şeyin eğitim olduğunu söylüyor. Tabii biz oradan çıkamadık. Bu da aslında eğitim politikalarımızda yaptığımız dönüşümlerin çok da başarılı olmadığının da somut göstergesi. Hani süreçlerimiz iyileşmiştir. Ne bileyim, eğitim ortamları çok iyileşmiştir. Eğitim kaynakları iyileşmiştir. Özellikle 2002 yılından sonra, yani bu AK Parti'nin iktidara geldikten sonra döneminde çok ciddi bir dönüşüm yaşandı. Eğitim ortamında, eğitim içeriklerinde ve eğitimde sunulan kaynaklarda, bu hem teknoloji anlamında hem de müfredat, kitap anlamında çok ciddi bir sıçrama oldu. Tabii bu sıçrama sonuçlara etkisi bakımında değerlendirildiğinde de beklenen etkiyi aslında gösterdi diye mi? Yani biz şimdi okullaşma oranlarında, yani operasyonel göstergeler diyoruz buna. İşte okullaşma oranı, işte efendim öğretmen oranı gibi göstergelerde gerçekten müthiş bir gelişme yaşandı. Ama bizim asıl performans göstergesi dediğimiz kalkınma, efendim söyleyeyim, bilimsel üretim, patent üretimi gibi bazı göstergeler var. Orada ise hak ettiğimiz yerde değiliz maalesef. O zaman bir şeylerin gerçekten ihmal edildi ya da eksik kaldığını söyleyebiliriz. Biz tabii daha çok bu, işte hani hep deriz ya, işte şu kadar sorunlu yüzü öğretmenler şöyle, öğrenciler böyleden ziyade 21. yüzyıla biraz burada ben aslında, hem de gençler var burada. 21. yüzyılın eğitim becerileri ya da 21. yüzyıl eğitimden ne bekliyor? Eğitim orası için ne ifade ediyor? Biraz onlardan bahsetmek daha faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii bu arada formatınızı tam bilmiyorum. Yani böyle biz biliyorsunuz biraz az çok akademik şeyde olunca konuşur dururuz yani. Burada soru, ne bileyim, interaktif bir şey nasıl yapılıyor? Formatınızı bilmediğim için de bir şey demedim ama. Savaş Bey, şöyle, sizler 25-30 dakika anlattıktan sonra biz sorularınızı, arkadaşlarımızın sorularını alacağız. Bizler grubumuzda da yazdık, onlar parmak kaldıracaklar. Soru-cevap şeklinde tamamlayacağız son oturumda. Evet, şimdi bir kavram gelişti son dönemde. Artık bütün eski bu klasik bütün kavramlar unutulmaya başlanıyor. 21. yüzyıl becerileri diye bir kavram. Bakın, bu önemli bir kavram. 21. yüzyıl becerileri ne? Herkes odaklanmış durumda. Neden? Çünkü artık bilgi o kadar çabuk çoğalıyor, o kadar çabuk kolaylaşıyor ki 21. yüzyıl becerileri biraz farklı beceriler istiyor. Yani şöyle diyeyim, eskiden biz bilgiye çok ulaşamazdık. Bir, işte ansiklopedi bizim için çok kıymetli bir şeydi. Hatta bizim kuşak bilir, işte yani siz bilmezsiniz desem, meydanlar olsun ansiklopedisi desem sizin için hiçbir şey ifade etmez. Siz gençler için. Ama bizim için kıymetliydi. Çünkü bilgiye ulaşma, erişim kaynakları sınırlıydı. Ama artık öyle değil. Bakın, son 2 yılda üretilen bilgi, toplam bilgi, son 2 yıldan önceki dönemde üretilen bilgi kadar bilgi üretilmiş.
Yani dünya başlıyor sıfırdan. Son 2 yıl çıkın, oraya kadar bir bilgi üretiliyor. Son 2 yılda ise o bilgiden daha fazla bilgi üretiliyor. Ve bu paylaşılıyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii eski anlayışların, eski eğitim sisteminin çok bir anlamı kalmıyor. Yani daha çok başka becerileri hedefleyen bir eğitim sistemine dönmek gerekiyor. Biz oradaki o dönüşümde aslında büyük fırsatlar var bizim için. Neden? Şimdi otomobil örneğinden gidelim. Şimdi biz ne yaptık otomobilde? İşte motor üretmek ya da benzinli işte şanzımanlı eski otomotiv sanayi gerekliliği olan bir ürünü üretmedik. O 50 yılı bypass ettik. Bir elektrikli araç ürettik. Ve bir anda elektrikli araç veya otomobil piyasasında önemli bir aktör haline geldik. Bu böyle fırsatlar da sunuyor işte bu gelişim. Bir anda size yeni bir fırsat sunuyor. Şimdi bu dönüşüm de aslında Türkiye için, çünkü herkes artık yenilemek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Herkes müfredatlarını, öğretmenlerini, herkes okul ortamlarını sıfırdan, yani yarış yeniden başlıyor aslında. Şimdi böyle olunca bu size de fırsat sunuyor. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Özellikle bugünden itibaren Türkiye'nin, bakın Türkiye'nin verileriyle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim size. Tabii biz duydunuz mu bilmiyorum. Demografik fırsat penceresi diye bir pencere var. Bu ne demek? Bu işte genç nüfusumuz. Yani verimli, üretken, öğrenci, çalışan, genç nüfusumuzun diğer çalışamayan ve çok küçük nüfusa oranının fazla olması demek. Yani teknik olarak kısaca böyle özetleyebiliriz. Türkiye'nin ciddi anlamda bir demografik fırsat eşitliğine sahip. Dünyada genç nüfusu çok fazla. Şimdi bu tabii nasıl oluyor? Burada o genç nüfusu siz doğru kanalize edip iyi bir üretken bir sistemin içine sokabilirseniz, eğitim sisteminizde verimli bir hale getirebilirsiniz ve fırsat oluyor. Getiremezseniz de çok kötü bir sizin için yük oluyor. Yani bizim verilerimize baktığınızda biz maalesef gençlerimiz ile ilgili bu fırsatı iyi değerlendirmiş bir ülke değiliz. Ve bu demografik fırsat penceresi de ortalama 60 yıl sürüyor. Yani yaklaşık 2000'li yılları da başladığını kabul ediyoruz. Biz bunun 2060 yılına kadar falan süreceğini. Çünkü nüfus eğrisi yani bu da 2020'lerden itibaren artık daha yaşlanmaya başlıyoruz. Daha genç nüfusu azalıyor. Peki buradaki veri ne? Mesela bakıyorsunuz OECD ile karşılaştırıyorsunuz. OECD ülkeleriyle karşılaştırıyorsunuz. Bir oran var OECD'nin çok dikkat ettiği. İşte ne eğitimde ne istihdamda olan genç sayısı diye bir sayı ölçüyor OECD. Biz orada neredeyse %30'lara bizim gençlerimizin 1/3'ünün ne eğitimde ne istihdamda olduğunu, yani ne çalıştığını, ne yani bunların hiçbir iş yapmadan, hiçbir üretkenlik olmadan ülkemizde yaşadığını görüyoruz. Bu tabii çok sıkıntılı bir şey sosyal açıdan da. Yani bu gençler mutsuzlar, işte depresifler, şikayet ediyorlar sürekli, verimli olma yolunu seçmiyorlar. Bunu ama biz hazırlıyoruz. Yani biraz işte eğitim sistemimiz bu anlamda burada devreye giriyor. Doğru bir ölçme değerlendirme yapmadan, doğru bir sürece sokmadan bunları belirli bir hatta üniversitelerin birçoğu da işte işsizliği erteleme görevi görüyor sadece ve üniversite mezun olduktan sonra da işte bunu değiştirebilecek bir fırsat var şu anda. Neden? Çünkü bütün paradigmalar değişiyor. 21. yüzyıl becerileriyle ilgili çok ciddi dünyada toplantılar, konferanslar yapılıyor ve birçok ülke bu 21. yüzyıl becerileriyle ilgili
çalışmalar yapıyor. 21. yüzyılın becerilerinin temel de 4 tane ayağı var. Bu ne? İşte bir yaşam ve meslek becerileri. En ortada işte temel konular. Bunlar işte okuryazarlık falan gibi konular. Öğrenme ve yenilenme becerileri. Bakın yenilenme becerisi diye bir kavram ortaya çıkıyor artık. Yani bu ne demek? Bir kişide, bir bireyde artık bilgiye ulaşma, onu kullanma, onu paylaşma gibi bazı becerilerin de olması gerekiyor. Yani bugün bakın çok ilginç bir şeyler oluyor dünyada. İşte bu yapay zeka ile işte ChatGPT diye bir şey çıkıyor. Mesela ben merak ediyorum. Kaçınız bu mesela ChatGPT hesabı var? Mesaj olarak yazabilirsiniz arkadaşlar ya da parmak kaldırabilirsiniz. Kullanmayı biliyor aktif olarak. Şimdi bakın artık ne kadar değişiyor bilgi. Yani şimdi düşünün. Şimdi mesela giriyorsunuz işte ChatGPT diye bir konu hakkında size makale yazıyor. Başka versiyonları işte bu yapay zekanın başka versiyonları onu videoya çeviriyor. Şimdi bunlara işte aslında temel bir teknoloji bilgisi size yepyeni bir ufuklar açabiliyor. İşte bu yenilenme becerisi denilen beceri o. Diğer bir konu uyum ve adaptasyon becerisi. Yani yeniliğe karşı uyum ve adaptasyon becerisi. Mesela bizim kuşağın ve bizden bir üst kuşağın en büyük sorunu bu şu an. Yani yeniliğe ve yenilenmeye adaptasyon süreçlerimiz çok zayıf. O yüzden işte şöyle bir şey çıkıyor ya, işte diyorlar ya artık 21. yüzyılda yeni geleceğin mesleklerinde birçok meslek olmayacak deniyor. Aslında birçok meslek bir şeylere dönüşüyor. İşte onu yakalayamadığımız için biz burada o dönüşümü biz karşılayamıyoruz aslında. Gerçekten bu Amerika'da Batı Virginia eyaletinde başlayan bir süreç bu. 21. yüzyılın becerileri çerçevesinde bütün eğitim süreçlerini değiştiren bir beceriye geçti Amerika'nın bir eyaleti. Ve şu anda büyük bir akım başladı. 21. yüzyılın becerileri. Siz de işte bu 35 dakikalık bir şeyde ben bunu tamamını anlatamam belki ama bu 21. yüzyıl becerileri kavramını kafanıza yerleştirin ve bu becerilerin neler olması gerektiğiyle ilgili bir Google taramasıyla bunların çoğuna ulaşabilirsiniz. Şimdi bu sonuçlar aslında Türkiye'nin bu eğitim performansındaki sonuçlarda geçmişe yönelik biz şimdi şöyle bir şey içerisindeyiz. Şu anda biz hala geçmişin aktörlerini, yani burada bir yanlış yapılıyor aslında şu anda Türkiye'deki eğitim politikalarında. Bizim vakit kaybetmemizin en büyük nedeni bu aslında. Geçmişin eğitim aktörleri üzerinde çok fazla vakit kaybediyoruz. Yani artık 21. yüzyılın bu becerileri üzerine. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi biz şu anda bakın 4 senelik bir üniversite okuduktan sonra siz eğer direkt işe gidip işe başlayıp artık o firma için ya da o şirket için verim bir şey üretemiyorsanız çok bir karşılığınız olmuyor artık. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün işletme okuyan birisi bir firmada geçip oturup bir işte muhasebe programının başına geçip bir muhasebe işlemi yapamıyorsa işletmeler o kadar hızlı gidiyor ki artık işler. Yani eskisi gibi değil. Yani işin teorik tarafı çok kolay ulaşılan bir taraf oldu. En önemli kısım beceri kısmı. Yani eskiden bilmek önemliyken bakın şimdi yapabilmek önemli oldu. Yani yapabilen insanlar önemli oldu. Şimdi insanların bilgisayar mühendisinin bilmem en iyi bilgisayar mühendisliğinden mezun olmasından ziyade bu insan bir mobil uygulamayı geliştirebiliyor mu? Bir tasarım yapabiliyor mu artık? Çünkü o kadar bir hızlı bir akış var ki dünyada. Bugün bir şey bilmeniz
Sizin 5 yıl sonra o şeyin avantajını koruyup hala verimli olmanız anlamına gelmiyor artık. O yüzden bu beceriler önemli. Yani bizim bu yenilenme becerisi, temel teknoloji becerileri gibi becerileri geliştirmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye'de ne oluyor? Hala biz yoğun bir bilgi sunan bir müfredatla karşı karşıyayız. Yani ben şimdi söylüyorum size. Size mesela Elif, sen ne okuyorsun? Ben mi? Ya da okudun. Ben tarih mezunuyum. Şu an doktora yapıyorum. Tarih mezunusun, doktora yapıyorsun. Hı. Çok güzel. Doktora yapana kadar ki işte özellikle lisans eğitimini değerlendirdiğinde Hı. sence 4 yıl Çok gereksizdi. çok gereksiz değil mi? Yani Evet. neden? Çünkü o kadar çok bilgi vermeye çalışıyoruz ki aslında. Yani bunu zaten siz artık çok kolay ulaşabiliyorsunuz her yerden. Çok kompakt ya da daha hap gibi şeylere ihtiyacı var. Herkesin metodoloji öğrenmeniz lazım, yöntem öğrenmeniz lazım, tarihi yorumlamayı öğrenmeniz lazım bilgiden ziyade. Ya hepimiz öyle. Yani ben işletme okudum işte. Şu anda işte MBA diye bir şey var. İşte benim 4 yılda okuduğumu, bir yılda insanlar eğer kavrama düzeyi iyiyse, yeter değilse öğrenebiliyorlar. Şimdi bunu sorgulaması gerekiyor artık eğitim sistemi. Bu sadece şey içinde değil, üniversite içinde değil, lise içinde öyle, ortaokul içinde öyle. Yani bizim bütün kafamızı eğitim politikası olarak şuna yormamız lazım. Yapabilen, becerisi yüksek bireyi nasıl yetiştiririz? Bunu eğer yapabilirse Türkiye, yani büyük bir fırsatı ve dönüşümü başlar. Şimdi bakıyorsunuz işte bizim zamanımızda okuma yazmaya geçmek için işte birinci sınıfın bütün sürecini yaşamanız gerekiyordu. Şimdi bakıyorum benim çocuklarıma işte anaokulunda okuma yazma öğreniyorlar. Anlatabiliyor muyum? O zaman müfredatınızı daha kompakt yapıp daha beceri odaklı, yaşam becerileri özellikle odaklı, yenilenme becerileri odaklı, değerler odaklı şeylere dönüştürmeniz lazım. Bakın birkaç tane size şey okuyup söyleyeyim. Ülkelerin eğitim vizyonu ile ilgili yazdıkları cümleleri not etmiştim. Onları söyleyeyim. Ne demek istediğimi belki daha iyi anlarsınız. Özellikle gelişmiş ülkeler. Mesela diyor ki Japonya eğitimdeki hedefiniz ne diyor mesela cümlesi hedef. Entelektüel, ahlaklı, yetenekli birey. Bakın Japonlar böyle. Bunu nasıl geliştirirsiniz? Yani bundaki beceri setiniz ne? İşte temel okul yazarlık, düşünme yeteneği ve dünya içinde eylemde bulunma yeteneği. Bakın bu eylemde bulunma yeteneği ne kadar önemli bir şey. Ben mesela biz iş insanıyız işte istihdam da yapıyoruz. Ve bazen bakıyorsunuz bazı insanlarda eylemde bulunma yeteneği gerçekten yok. Bu insanlar bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Sürekli şikayet eden, bulunduğu ortamı, iklimi bozan, böyle sosyal açıdan da problemli bir şeye gidiyor. Mesela Singapur'un eğitim vizyonu, kendine güvenen birey, kendini yöneten öğrenci, aktif katılımcı, ilgili vatandaş diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani artık bu yetenekli birey, kendini yöneten birey kavramı inanılmaz bir yer almaya başlıyor. Çünkü yaşam becerisi veya bir şeyi yönetme becerisi bir dünyanın gelecek dünyada tek geçerli şey olacak belki. Biz tabii çok klasik şeylerle devam ediyoruz. Yani işte biz müfredat, içerik, bunun güncellenmesi, bunun sürekli işte teknolojiyle desteklenmesi. Çünkü bizim altyapı eksiklerimiz de maalesef çok fazla tabii geçmişe yönelik. Biz tabii bölgesel farklılıklarımızı olan da bir ülkeyiz. Bu anlamda da o fırsat eşitliğini
herkese sunmaya çalışıyoruz. İşte bu pandemide biz hepimiz bunu yaşadık. Yani bir internetin olması, bir işte internete erişebilmen, içeriye erişebilecek bir teknolojinin olması, çok olmaması birçok bölgemizde, mesela birçok bölgede ciddi anlamda bir fırsat eşitsizliği doğurdu ve son 2 sene özellikle eğitimde ciddi bir kayıp yaşadık. Tabii bunların falan hepsini bizim kapatmamız gerekiyor bir şekilde. Bir de bizim her zaman politikalarda mutlaka olması gereken ölçme değerlendirme dediğimiz şey. Yani biz bir şeyi doğru ölçüyor muyuz? Acaba bir eğitimin yeterliliğini doğru ölçüyor muyuz konusu. Bu gerçekten çok önemli olmaya başladı. Özellikle üniversitede bir ölçüm sistemi gelişmeye başladı. Buna product based diyorlar. Yani ürün temelli bir ölçüm sistemi. Yani yazılı sınav veya bizim işte anladığımız temelde sınavdan ziyade bir çıktı üzerinden bunu ölçme. Biz bunu işte zaman zaman işte proje falan diye denemeye çalışıyoruz ama burada asıl bahsedilen şey gerçekten bir portfolyosu, yani bu işin bir çıktısı, işte artık bu işi yapabiliyor mu, bu üniversite mezunun bu işi yapabilir mi dediğimiz bir sürecin yaşanması. Bu da aslında müfredat değişikliğiyle olabilecek bir şey. Bakın, dünyada bugün işte hepimiz mühendis yetiştiriyor okullar falan. Biz bir mühendisi koyup bir şeyin başına hemen onu oturtup oradan sonuç alamıyoruz maalesef. Ama bir doktoru mesela belli bir eğitim sürecinden sonra belli bir beceri eğitim süreci, o internlük dedikleri, staj dedikleri süreci yaşayan bir doktoru direkt dünyada en önemli şey nedir? İnsan sağlığı, değil mi? Yani direkt bir şeye, insanın sağlığına emanet edebiliyoruz. Demek ki bu eğitim formatı yani bile bazı becerilerin gelişmesine olanak sağlıyor. Ama bizim mesela özellikle sosyal bilimlerde bu anlamdaki becerileri arttıracak üniversitede buna dönüşecek şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi toparlamak gerekirse bizim bir eğitimin unsurları var arkadaşlar. Bir eğitim politikası bu unsurları iyileştirmeyi veya değiştirmeyi hedeflemeli. Bu ne? Müfredat, yani içerik. Eğitim ortamı, yani sınıflar, sınıflar, işte eğitim donanımları. Öğretmen, yani bizim gerçekten iyi öğretmenler yetiştirmemiz gerekiyor. Ben eğitimle ilgili böyle bir Kanada'ya gitmiştim bir uygulama örneği incelemek için. Baktım işte sınıflarda eski tahtalar falan var. Tebeşirler falan. Ya biz, yani bizde akıllı tahtalar, işte akıllı bütün teknolojik donanımlar falan filan. Dedim ya sizde yok mu yani bu smart boardlar falan filan? Yok dedi, bizde smart teacher'lar. Yani akıllı öğretmenler yetiştiriyoruz biz. Akıllı tahtalardan ziyade akıllı öğretmenler odaklı. Çok hoşuma gitmişti. Yani eğitim aktörleri arasındaki en önemli şey öğretmenler. Daha Türkiye'de ilk defa geçen sene bir temel öğretmenlerle ilgili bir meslek kanunu çıktı. Düşünün, bakın, biz sözde işte öğretmenler baş tacı, baş öğretmen bilmem ne bir sürü sembolik, metaforik şeylerimiz var ama öğretmenleri meslek kanunu düzenleyen bir kanunu daha geçen sene çıkardı. Yani bu onların temel haklarını, özgürlüklerini, işte temel özlük haklarını falan düzenleyen bir sistem. Türkiye'de tabii bir politik süreçlerden bahsederken 28 Şubat'tan ayrıyeten bahsetmek gerekiyor. Çünkü orada bizim şu anda en büyük sıkıntımız aslında temel eğitimin yanında mesleki eğitimle ilgili de çok ciddi sıkıntımız var. Yani bu bizim sanayicilerimiz, işte tarım işletmelerimiz birçoğu bu ara eleman dediğimiz mavi yaka eleman bulma konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Buradaki en büyük darbeyi de o 28 Şubat sürecinde İmam Hatipleri kapatalım
çabasıyla bütün meslek okullarına bir darbe vuruldu. Yani meslek okullarının gelen öğrenci kitlesi falan çok düşük profilli öğrenci kitleleri gelmeye başladı. Ben mesela lisedeyken bazı meslek okulları normal Anadolu Fen Lisesi'nden daha yüksek kalitede öğrenci alırdı. Biz şeye girerken. Böyle bir durumdan bir anda işte üniversitede girişteki o baremden dolayı inanılmaz bir erozyon oluştu. Bu tabii Türkiye'nin özellikle üretim altyapısındaki insan kaynağı kapasitesini çok olumsuz etkiledi. Biz şimdi işte meslek eğitimi tekrar gündeme getirip bu meslek eğitim konusunu önemli var. Orada da şöyle bir yanılgı var. Ben işte herhalde ilk bölüm için vaktim bitiyor. Yani şöyle bir şey var. Onu da burada hepiniz inşallah iyi yerlere geleceksiniz. Politika belirleyici bir pozisyona geleceksiniz. Yani şöyle bir bazen şöyle tartışmalar oluyor. İşte herkes okumasın. İşte gitsin. İşte bazıları meslek lisesine gitsin. Bu şöyle bir ortam olan durumda söylenebilir. Bakın fırsat eşitliğinin olduğu, yani herkes o isteyenin oralara gidebildiği bir ortamda olur. Ya da doğru insan öğrencileri doğru seçip doğru yeteneklerine göre kanalize edebildiğiniz bir eğitim sisteminiz varsa olur. Ama bizim eğitim sistemi gibi bir eğitim sisteminde bu özellikle fırsat eşitliğinin olmadığı bazı hem gelir grubu anlamında hem bölge anlamında buralardaki insanların üniversite okuyamaması ya da daha yukarılarda eğitimle gidememesine bir neden olabilir. O yüzden yani bu konuyu, meslek eğitim konusunu böyle değil de şöyle yönetmek lazım. Yani nasıl? Biz mesleki eğitim sonrasındaki istihdamın şartlarını nasıl geliştirebilirsek, yani orayı tercih edilebilir bir hale getirebilirseniz, yani bizim kuşağımızda olduğu gibi, yani oradan mezun olanlar direkt çok rahat işler buluyor, çok güzel ortamlarda çalışıyor, çok iyi gelirler elde ediyor. Bizim zamanımızda öyleydi. Yani kimse düz bir liseye gitmek istemezdi. Anlatabiliyor muyum? Yani ya işte endüstri meslek lisesi vardı, elektrik Anadolu meslek lisesi vardı. Gerçekten böyle kafası çalışan, belli şeyler geçen çocuklar oraya gitmek isterdi. Şimdi öbür türlü yaparsanız, ya herkes okumasın, herkes üniversite okumasın, masraflı iş falan filan gibi argümanlarla giderseniz bu tabii sınıfsal bir şeye dönüşür. Yani belli sınıftaki insanların okuyabildiği, üniversite okuyabildiği, belli sınıfın okuyamadığı bir şeye dönüşür. O yüzden bu bence çok doğru bir söylem değil. Yani tehlikeli bir söylem de diyebilirim hatta. Çünkü bu ülkenin insan kaynağı çok geniş. Çok cevherler var her yerde ama herkes de aynı fırsatlar olmuyor. Şu anki mevcut sistem en azından buna bir şans veriyor. Yani insanlar işte belli sınavlarda belli başarılar elde edebiliyor. Tabii ki çok eksiklikleri var. Tabii ki şey var ama bir şeyi ortadan kaldırırken yeni koyduğunuz şey size sıkıntı çıkarmaması gerekiyor. Başka toplumsal, sosyal sıkıntılar çıkarmaması gerekiyor. Bizim işte harf inkılabında dediğimiz gibi işte o kaldırdığınız şeyin yerine koyduğunuz şeye hazır mısınız? O kadar insan kaynağınız var mı? O kadar kitabınız, içeriğiniz var mı? Bunlar maalesef olmadı. Bizim yakın zamanda bunu yine yaşadık. Bakın Fatih Projesi diye bir proje vardı. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Fatih Projesi. Evet. Orada mesela ciddi bir kaynak kullanımı oldu. Yani işte içerikler sıkıntı, bütün işte ciddi bir müfredat içeriği ihtiyacınız var. Ama bir anda teknolojik altyapıya inanılmaz kaynak aktarıldı. Öğrenci tabletleri, o zaman ben Ankara'da yani bürokrasideydim, çok eleştirdiğim bir husustu. Fatih Projesi'nin açılımı biliyor musunuz? Fatih Projesi'nin açılımı fırsatları arttırma, teknolojiyi iyileştirme hareketi. Yani FATİH.
Tabii o kadar donanım şu anda mesela kimler o tabletler ne kadar kullanıldı falan hiç biliyor muyuz? Hiç ona denk gelen oldu mu sizin genç kuşakta tablet dağıtılan işte sınıflarda olanlar falan olmuştur yani sizin kuşakta. Ama en önemli şey içerik, müfredat dediğimiz şey oluşmadan aslında onları aktif olarak kullanmanız çok mümkün olmuyor. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun. Bir de teknoloji üretmeyen bir ülke olduğunuz dönemlerde bunları yapmanız size ekstra maliyetler getiriyor. Onların işletmesi, bakımı bir sürü maliyet getiriyor. Bunlar böyle sadece bir satın alma meselesi değil. Yani eğitim. Bir inşaat meselesi de değil. Eğitim bir içerik. İçerik meselesi. Yani eğitim bir sonuçlar elde etme meselesi aslında. Hani bakış açımızı değiştirir değil mi? Dolayısıyla bu eğitim politikalarında çok eksiklerimiz olabilir ama çok fırsatlar var şu anda. Bu fırsatların nedeni de bizimden kaynaklı değil aslında. Dünyadaki değişim hızından kaynaklı. Yani bakın bunu çok net iki şeyde gördü Türkiye aslında. Bir, savunma sanayi. Bakın biz o işte uçakla klasik uçaklar işte jenerasyon 2-3-4 dedikleri uçak şeylerini bir anda atladık. Şu anda SİHA'lar ve İHA'larla dünyada en önemli aktörlerden biri olduk. Ve hatta savaş tarihinin ya da savaş paradigmalarının artık değiştiren bir şey olduk. Anlatabiliyor muyum? Yani bu değişim bazen fırsatlar sunuyor. İşte bunu yakalamak, bu bakış açısıyla politika üretmek gerekiyor. Maalesef biz bu öğretmen, öğrenci ve fiziki yapı sarmalından bir türlü çıkıp da kafamızı kaldırıp işte ya bu eğitimde neler oluyor? Bu eğitim ve 21. yüzyıl becerilerinde neler var? Maalesef diyemedik. Çok olumlu bir gelişme şey de oldu. Türkiye yeterlik çerçevesi diye bir şey var. Bu kavram da işte son dönemde belki çok duyacaksınız. Türkiye yeterlik çerçevesinde birçok beceri ve işte eğitim ta ilkokuldan başlayarak belli standart ve sınıflandırmaya tutuldu. Avrupa'daki eğitim kavramlarıyla veya meslek kavramlarıyla eşitlenmeye çalışıyor. Son dönemde en büyük gelişme o ama yani belki biraz da şunu da söyleyeyim. Avrupa'dan da öteye bakmak gerekiyor biraz. Avrupa bu konuda çok hızlı değişen, dönüşen bir ülke değil. Zaten az Asya mesela. Asya'daki ülkeler inanılmaz. Tayvan, Singapur, Çin, eğitimle ilgili Japonya çok acayip şeyler yapıyorlar. Biz biraz Avrupa Birliği konsantrasyonu aslında ben şu açıdan da bu Avrupa Birliği süreçlerinde şimdi başka ortamlarda olsa linçleniriz belki ama burada yani Avrupa Birliği'nden süreçlerinden kopmanın bile bir fırsat getirdiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa çok bence son dönemdeki dönüşüm ve değişimi en az yakalayan bölge aslında. En hızlı yine Amerika, işte Asya'nın belli kısmı. Eğitimde de öyleler yani. İşte Japonya, Amerika çok başka şeyler yapmaya çalışıyor. Buralara biraz daha odaklanıp bizim tekrar söylüyorum 21. yüzyıl becerilerine odaklı bir müfredat geliştirmemiz gerekiyor artık. Klasik müfredatlar. Yani bazen hani bakış açısını değiştirmek denir yani bir şeye. Bazen bazı durumlar yani girdilerle aynı farklı çıktılar elde edebileceğimiz şeyden bir uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun için de biraz gerçekten reformist bir yaklaşımla eğitim politikalarını küllen değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu birçok şeyi de etkiliyor artık. Bakın mesela şimdi biz 4, 12 sene zorunlu eğitim var. İşte 4 artı 4 artı 4. Yani niye? Yani biz 12 senede yani ki öğreneceğimiz şeyi acaba 5 senede veremeyiz mi? Ya da 7 senede veremeyiz mi? Bakın bu şeyi de etkiliyor. Bu özellikle birçok
mavi yaka dediğimiz işte insan kaynağı bulmayı da etkiliyor. Yani siz şimdi liseyi okumuş bir çocuğu götürüp bir ne bileyim kuaföre çırak yapamıyorsunuz artık. Anlatabiliyor muyum? İşte bu sefer de liseden mezun olup üniversiteye girememiş ama hiçbir de becerisi olmayan bir kitle oluşturuyor. Biz ya niye 12 sene zorunlu eğitim? Yani bunun kim dayattı bize? Niye böyle bir şey oldu? Bu bize ya da tamam bu oldu diyelim. Hadi. Bu bize ne kazandırdı? Onu da ölçmüyoruz. Kalkınmamıza, eğitimimize. Yani bazı öğrenilmiş ya da o bize koşullandırılmış şeyleri komple değiştirecek bir eğitim politika dönüşümüne ihtiyacımız var. Yani burada içerik kısmında da birçok şey söylemişti. Yani değerler, ahlak üzerine daha böyle o geliştirebileceğimiz eğitim sistemi de olur ama içerik artık yeni dünya düzeninde en az önemli şey olmaya başladı. Yani o örgün eğitim içeriğinden bahsediyorum. Çünkü bilgiye, yani ben şu an mesela ben kendim yönetim danışmanlığı işte falan filan yapıyordum. Ya artık mesela o işlerimi azalttım. Çünkü her yerden o bilgilere ulaşılabiliyor. Yani benim söylediğim şeyin bir sihri kalmadı artık. Yani adam girse internete yazsa, ya benim söylediğim şeyleri bile orada bulabilir yani artık. Benim ağzımdan duyabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla o kadar artık bilgi çok sıradan bir şey olmaya başladı ki. O yüzden beceri kavramı oluştu. Mesela daha şimdi bizim 20. yüzyıl bilgi toplumuydu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tekrar yüksek beceri toplumuna doğru bir dönüş başladı. Biz de eğitim politikalarımızı artık buna göre dönüştürebilirsek hem üst nitelikteki insanların beklemişleri hem orta düzey ve alt düzeydeki şeyler zaten otomatik olarak dönüşür ve sınıflanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani kafanızdaki ben biraz gelecekle ilgili konuşmak istedim. Hani yoksa biz otururuz şurada bizim ya öğretmenlerimiz şöyle işte öğrencilerimiz şöyle ortam şöyle içeriğimiz şöyle bunları eleştirebiliriz. İşte çok fazla üniversiteler var işte üniversiteler bir işe yaramıyor falan filan. Ya bunlar tabii ki her yerde eleştirilebilir. Ama biz ne yapabiliriz? Paradigmaları bakış açınızı sizler özellikle bir yerlere geleceksiniz inşallah. Dolayısıyla onları komple değiştirecek bir şey. Ya ben bu şeyi çok seviyorum mesela. İHA, TOG olayını çok seviyorum. Gerçekten hem özgüvenimizi yükseltti hem de yani bakış açısını değiştirmenin yani ne kadar önemli bir şey olduğunu. Hele bu dünyada level atlamanın hani bazen bize söylüyorum. Yani mesela o bile değişti artık. Yani merdivenleri teker teker çıkıp. Yok kardeşim işte bak işte SİHA'da biz teker teker çıkmadık merdivenleri. En üst merdivenden başladık. Zıpladık. Pas geçtik. En alttıkları. Şu anda bambaşka bir hikaye yazıyoruz. İşte TOG'da yıllarca biz araba motoru nasıl üreteceğiz bilmem ne bilmem ne bilmem ne işte devrim arabaları hikayesi falan. Şimdi bakıyorsun bir anda biz tamam teknoloji orada işte getirdik onu oradan getirdik tamam ama bir değer bir marka üreterek binlerce kişinin istihdamı birçok ekonomik etkisi falan oldu. Belki işte buralarda da bu sosyal bizim bir anda bazı şeyleri pas geçip hani skip derler ya oraları hani skip edip şeye gitmemiz lazım. Şu anki çağa gelmemiz lazım. Şu anki çağın gerektiklerine odaklanmamız lazım. Evet. Ben evet. Kısaca böyle anlatayım.
Çok teşekkür ederim. İlk soruyu ben soracağım Savaş Bey izninizle. Şimdi fırsat eşitliğinden bahsettiniz. Ben de yüksek lisansta Osmanlı eğitiminin modernleşmesini çalışan, henüz o çalışma yüksek lisans çalışmasını yaparken de meslek liselerinde öğretmen olan bir kişiydim. Çok idealisttim tahmin edersiniz ki. Meslek liselerin hakkındaki görüşlerinize katılıyorum. Şu an mesleki eğitim merkezlerine dönüştürüldü yeni bir müfredat denemesi var aslında ve çok da faydalı bir deneme bence. Artık çocukları daha fazla mesleğe yöneltmek için. Ama bence tüm bu müfredat ve politika problemleri de bence öğrencilerimizi de katmalıyız artık. Şöyle ki şu an bizi dinleyen çok fazla tıp öğrencisi, öğretmen adayları ve mühendis adayları var. Şimdi biz Türk milleti olarak, yani burada hepimizi dahil edebiliriz, sürekli eleştiren ancak çözüm geldiği zaman daha çok devlete paslayan bir ya da hükümete paslayan bir halk. Yani bu politik halkız aslında ya da politize olan halkız. Çünkü bence kavramlar üzerinde bazı cümleler kurdunuz. Bence devlet kavramının da artık değiştiği bir dönemdeyiz. Eskiden sanki devlet bütün istihdamı sağlaması gereken bir olgu gibi gözükürken artık böyle bir gerçek yok. Çünkü inanılmaz bir nüfus artışı var dünyada. Devlet herkese bu imkanı sağlayamaz. Bunun için bence artık STK'ların yeni bir çağı başladı. Çünkü evet, devlet müfredatı bir tutarak fırsat eşitliği sağlıyor. Bu ne demek? Yani doğu bölgesinde yaşayan insanla batı bölgesinde yaşayan insan aslında aynı şeyi öğreniyor. Bu çok güzel. Ama bir noktadan sonra üniversitede o fırsat eşitliğini sağlıyorsunuz. Arkadaşlar, size de hitaben söylüyorum. Kimisi tıp kazanırken kimisi üniversite okumamayı tercih ediyor mesela. Buna göre de bazı sınıfsal ayrımlar yaşıyoruz. Artık bence üniversitelerin meslek edindirme zorunluluğu gibi bir düşünceden uzaklaşmak ve kendi network'ünüzü genişletmeniz ve Savaş Bey'in de dediği gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmanız lazım. Bunun için ben size şu soruyu yöneltiyorum. Siz de bir STK'nın içinde olarak MÜSİAD dediğimiz büyük bir kuruluşun yönetim kurulundasınız. Eğitim politikalarını eleştirirken ve yenilik katarken MÜSİAD kanalıyla hem bu öğrencilerimize de bu noktada bir briefing vermiş olalım. Nasıl bir iş ortamı ya da nasıl staj imkanları sağlıyorsunuz ya da sağlıyor musunuz? Şimdi ben de hani sizin eğitimle ilgili söylediğiniz şeylere katılıyorum, hani içerik öğrenci tarafında. Ben sadece şunu söylemek istedim. Yani aslında enseyi karartmaya gerek yok. Yeni bu 20. yüzyıl ya da yeni geleceğin meslekleri, yeni dünya birçok fırsatı da barındırıyor ülkemiz için. Burada da en büyük gücümüz aslında genç nüfusumuz. Yani bu genç nüfus benden daha hızlı dönüşebilir. Yani ben hala klasik formatlanmış bir zihinle düşünüp İşte uygulamaya geçiyorum, harekete geçiyorum, sistematiğimi ölçüyorum ama gençler öyle değil. Şimdi biz müsait olarak eğitimle ilgili en önemli odaklandığımız şey, özellikle ben bu ikinci seneyi bitirdim, üçüncü senede, bu mesleki eğitim meselesine. Biz tabii ki bir iş dünyası örgütü olduğumuz için ve üyelerimizin birçoğu işte sanayide, üretimde, Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 13 bin üyemiz var. Bunların ara eleman ihtiyaçları da olduğu için biz burada mesleki eğitimle ilgili bir gündem yaptık. İşte hatta geçen sene Kasım ayında Milli Eğitim Bakanımızın da katıldığı önemli bir çalıştay yaptık. Orada bu dört konuyu, müfredatı, öğretmen kalitesini, geleceğin işleri, becerileri neler olmalı, biz bu okulları nasıl dönüştürürüzü ve okul öğretim ortamını tartışan böyle nitelikli bir masalar oluştu ve bununla ilgili de politika önerilerimizi Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduk. Temelde yani biz istihdam edeceğimiz kişi bizim üretimimize ve üretimimize katkı sağlaması gerekiyor. Yani devlet kamudaki istihdam mantığı belki biraz farklı olur ama özel sektörde temelde istihdam mantığı, yani o kişiyi aldığımda benim çıktığım
kalite olarak ya da miktar olarak artıyorsa benim böyle bir istihdama ihtiyacım vardır ve yaparım. Bu sebeple de birçok işte program uyguluyoruz. Mesela meslek liseleri hamilik birçok bu sene biz İstanbul'da geçen 2 sene boyunca pilot uyguladık. İnşallah bu sene tüm Türkiye'de tüm müsiat şubeleri her ilde bir veya birkaç meslek lisesinin hamisi olacak. Hami olması demek ne demek? Oradaki öğrencilerin firmalarla irtibatı ve entegrasyonundan tutun da yeni şimdi özel sektörün şöyle bir olayı var. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bu bir şey bir üretim sisteminde veya sürecinde bir değişim olursa buna adaptasyon çok yavaş oluyor. Diyelim ki bir üretim teknolojisi geldi ama siz mecbur reel sektörde rekabet ettiğiniz için dünyayla bir şekilde çok hızlı adapte oluyorsunuz. Bunu işte okullara aktarabilmek çok önemli bir şey oluyor. Yani çocukların o becerilere hakim bir şekilde oradan mezun olması bizim açımızdan da iş başında eğitim süresini kısaltan bir süre oluyor. Bizim maliyetlerimizi kısıyor bu anlamda. Dolayısıyla bu entegrasyonu daha çok daha sık yapmak istiyoruz. Bizim genç müsiatımız var bir de. Daha çok bu staj programları, girişimcilik programlarını genç müsiat üzerinden uyguluyoruz ve üniversitelerle çok aktif olarak çalışıyor. Geçen sene işte bizim mesela İstanbul Teknik Üniversitesi ile işte Young Business Academy diye bir akademimiz vardı. Orada hem networking mezun olacak insanlara hem bazı istihdamda bazı istihdam öncesi bazı beceriler olması gerekiyor. Onların kazandırılması gibi birçok aktivite yaptık ve çok faydalı. Mesela uluslararası öğrencilere yönelik yine bu staj eşleştirme programları var müsiyat, genç müsiyatın özellikle. Onun da şöyle bir çıktısı oluyor çok ilginç. Mesela bu sizin üniversitenizde de vardır işte başka ülkelerden geliyor. Kendi ülkesine gittiğinde Türkiye ile ticareti hacmini arttıran bir role bürünüyor. Yani ticaret yapıyor mesela. Burada bu firmalarla kontak kurmuş oluyor. Bu ihracatın artmasına falan inanılmaz etkisi oluyor. Yani eğitim ortamı gerçekten reel sektörle başarılı bir şekilde entegre yapılabilirse inanılmaz çıktılar oluyor. Burada yani dünyada da en çok hedeflenen işte bir arkadaşım sormuş Harvard'da işte niye bu kadar bir bizim başımız. Temelde bakın temelde bilgi bir fayda üretmeli ve o faydadan da somut olarak faydalanan bir sektör olması lazım. Yani böyle yapıyor dünyada. Yani o bilgiyi birileri o bilgiyi üretiminden fayda sağlaması gerekiyor. Bizde birçok üniversitede üretilen bilgiler çok domestik kalıyor. Yani üniversite içinde akademi dünyasında bile bir şey ifade etmeyen bir anlamda üretiliyor. Adam proje yapıyor mesela, ciddi fon buluyor. O proje bir Ar-Ge projesi Harvard'da. Belki o proje sayesinde o üniversitedeki hoca istihdam oluyor, gelirini sağlıyor ve o projenin çıktısıyla da o projenin sponsoru kendi üretim süreçlerinde bir fayda görüyor. Şimdi bu bilginin kıymetli hale gelmesi aslında böyle oluyor. Süreçleri yaşaması gerekiyor. Ondan sonra da o cazibesi artıyor üniversite. Yani o ürettiği bilgi kıymetli hale geliyor ve cazibesi artıyor. Bu üniversitelerin, bakın bizim üniversitelerle reel sektörü entegre etme kapasitemiz yükselirse o üniversiteye de bir değer katıyor. Bunun çok örnekleri var. Türkiye'de de var. Yani bugün mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mesela Boğaziçi'nden daha farklı yanı mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin işte daha çok daha iyi çalışır mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara'da işte birçok teknoloji firmasının çok hızlı gelişmesine çok etkisi olmuş. Mesela savunma sanayinin Ankara'da kümelenmesinde o üniversitenin çok etkisi olmuştur. Ama o üniversitenin de değeri artmıştır.
aynı zamanda. Çünkü imkanı artmıştır. İmkanı artınca uluslararası yayın ya da uluslararası temsiliyet kabiliyeti artmıştır. Anlatabiliyor muyum? Bu hep böyle bir etkileşim. Dünya dediğiniz ya, devlet değişiyor. Aslında kavram, bir şeyi yönetmek kavramı değişiyor. Yönetişim ortaya çıkıyor. Yani bizim yönetişim dediğimiz, işte Batılılar bunu şey diyor, işte governance diyor ya. İşte bu yönetişim dediğimiz şey aslında bütün meselelerin, dünyadaki bütün meseleler, eğitim, sağlık, her mesele artık çok paydaşlı. Yani sadece eğitimi devlet organize edemez yani. Bunun imkanı yok. İşte özel sektör, üniversite, sivil toplum. Burada aktif rol alması. Bakın benim bir makalem var. Politika değiştirmeyle ilgili. Orada 5 tane C dediğim unsuru var politika değişikliğinin. 5C. Bu da literatüre benim tarafından sokulmuş bir şeydir. İşte change, İngilizcesi söyleyeceğim. Change, yani bir şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Bir yerde iyileşme sağlamak istiyorsanız. Bu mevzuatı olabilir, aktörleri olabilir, aktörleri rolleri olabilir. Bu değişimi sağlamanız gerekiyor. Yoksa aynı girdilerle aynı çıktılar alırsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi biz eğitim politikasında bir şey mi değiştirmek istiyoruz? Reel sektördeki STK'ları aktif olarak eğitim politikalarının içine sokmayı düşünmeliyiz. Anlatabiliyor muyum? MÜSİA'da mesela bizim işte meslek liselerinin tüm süreçlerine ölçme, değerlendirme, izleme, müfredat geliştirme aktif olarak devletin sokmasını düşünmesi lazım. Çünkü asıl fayda ben sağlayacağım orada. Yani hasta benim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biz şöyle bir anlayışla büyüdük tabii. İşte her şeyi devlet yapar. Biz de her şeyi devletten bekleriz. Yani bu kafalar, yani paradigmaların çoğunun değişmesi. Change dedik işte. İşte corporation diyorlar. Yani birlikte çalışma kültürü. Yani STK'sı işte özel sektörü, devleti, devletin kurumlarını. Bakın devletin kurumlarının da birlikte çalışma. Bırakın hani devletin STK'larla çalışma. Devletin kurumlarının birlikte çalışma kültürü çok gelişmiş değil Türkiye'de. Yani bugün işte Milli Eğitim bir şey yaparken Çalışma Bakanlığı bambaşka bir şey yapabiliyor Türkiye'de. İşte iş kurula ya da teşvikler. Bunların entegre olması gerekiyor. İşte coordination dediğimiz, işte devletin asıl rolü koordinasyon yapması gerekiyor. Yani oyuncu olmaktan ziyade koordinasyon yapması gerekiyor. İşte ve communication, yani bunların tüm iletişim süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor. Mutlaka işte son sayede işte civil society involvement dediğimiz bu sivil toplumun sürece aktif olarak katılması. İşte bunu yönetişim oluyor. Yani bunu yapabilirsek her konuda biz bunu değiştirebiliriz, yani eğitimde değiştirebiliriz. Bir tane sorumuz var Savaş Bey. Arkadaşlar sesini açabilirsin Nurullah Emre. Kendini ve bölümünü söylersen sevinirim. Kendini tanıttıktan sonra. Tabii ki de merhabalar, iyi geceler herkese. Merhabalar. Sesim tam olarak geliyor mu? Geliyor. Kesin oluyor da sabahtan beri onu şey yapmaya çalışıyorum. Geliyor Emre. Merhabalar, ben Nurullah Emre Güneş. Hukuk fakültesi öğrencisiyim. 4. sınıfım. İnşallah bitireceğim son senem. Hemen soruma geçmek istiyorum çünkü sizi bekliyordum Savaş Hocam. Benim birinci sorum, öncelikle mesela sürece yayılan bir eğitim süreci yerine neden mesela sınav odaklı bir eğitim süreci görülüyor? Hani bunun önünde bir engel mi var yani? Hani biz neden sürece yayılan bir eğitim modeline geçmek yerine sadece bir sınav, 2 saatlik bir sınav odaklı bir eğitim sürecindeyiz? Hani herkesin istediği bir şey sonuç olarak bu. İkinci sorum da şudur hocam sizlere. Ben mesela hukuk fakültesi öğrencisiyim. İnşallah önümdeki zamanda hakim savcılık sınavlarına girmeyi planlıyorum, yani şu anda çalışıyorum. Hakim savcılık sınavları öyle bir şey var. Yani genel kültür bilgisi tabii ki de olacak. Kendi bölümle alakalı tabii ki de olacak. Ama ekstra neden matematik sorusu soruluyor mesela? Matematik mesela konusu tabii ki de önemli yani. Ama benim yani sözel bir bölümüm var yani sözel olarak. Matematikte de iyiyim, hani yanlış anlaşılmasın. Ancak neden matematik yani
Her türlü şeyin içinde bir faktör olarak önümüze çıkıyor yani. Onu sormak istiyorum. Şöyle bir şey var. Ben lise son üniversite YKS sınavına hazırlanırken biz limitin, türevin alanını falan hesaplıyorduk. Yani herkes, arkadaşlarım falan da yapmıştır. Hani hocam siz de yapmışsınızdır. Hani mesela sosyal medyada şöyle bir şey gördüm. Amerika'da yaşayan bir öğrenci üniversite sınavında ya da farklı bir sınav, yani lise son herhalde, öyle bir şey hatırlıyorum. Böyle karekök sorusuna zorlanmış mesela, absürt bir şekilde. Hani biz karekök sınavları şeylerin sorularını falan kafamızdan çözüyoruz yani. O kadar ki matematikte biraz uzmanlaşmışız. Yani onlar mesela karekökte falan zorlanırken, limitin türevinde olduğunu bilmezken, biz limitin türevin alanını falan hesaplayarak mesela üniversitelere girmeye çalışıyoruz. Yani size sorum şu mesela, neden matematik falan yani o kadar zorlanıyor? Hani bizden astrofizikçi ya da Einstein falan olmamızı mı istiyorlar? Hani bu eğitim sistemi buna mı yönlendiriyor? Çünkü ben hukukçuyum. Benim matematikle herhangi bir işim yok yani şu an. Benim toplama çıkarmaya da bile işim yok yani şu an hukukçu olduğum için. Sözeldi yani tamamen hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz. Hani matematik neden önemli faktör bu eğitim sistemimize? Yani sorun bu kadar. Teşekkür ederim hocam. Evet. Haklısın. Yani kesinlikle haklısın. Ama dediğim gibi bizim, hani başında söylemiştim, bu demografik fırsat penceresinde bir şey var. Bizim genç nüfusumuz çok fazla. Biz bunları için yeterli nitelikli istihdam alanları oluşturamazsak bu sefer seçmemiz gerekiyor. Yani şu andaki devletin çaresizliği, sınavla ilgili aslında yapılmaya çalışılan şey bir maalesef çok acı bir şey. İşte seçmeye çalışıyor. Yani belli bir, işte huni daralıyor. Anlatabiliyor muyum? Orada sizin üniversitede okuyabilen ya da istihdam edilebilen sayısı bizim alttan gelen gençliğin arzıyla örtüşmediği için, yani iş gücü piyasası anlamında, bu sefer bir seçme yapıyor. Bunu her aşamada yapıyor tabii. İşte 8. sınıfta da yapıyor. Şeyde de yapıyor. Bence yani zaten artık diyorum ya, 21. yüzyıl becerilerinde temel okur yazarlık diyor sadece. Temel okur yazarlık. Yani temel matematik okur yazarlığı, temel finans okur yazarlığı. Böyle temel okur yazarlıkların öğrenilmesi gerektiğini savunuyor insanlar. Bizim işte integraldi, türevdi falan filan, onlar artık yani genel eğitim, işte o temel eğitimde olması gereken şeyler olarak görmüyorlar. Ama bizim şöyle bir çıkmazımız var işte maalesef. Biz bu fırsat eşitliklerini her kademede de sunamadığımız için, bu sınavlar olmasa bir sürü insanın bir sürü şeyi kaçıracağını duygusu. Bu sınavlar olmasa o az sayıdaki işlere erişimde çok daha farklı elementler devreye gireceği için, bunun için yapılıyor maalesef. Yani biraz acımasızca geliyor bana da. Ama bu da bizim gerçeğimiz ve çıkmazımız. İşte biz herkese doğru becerileri sunup doğru alanlara kaydırıp nitelikli işler sunabilseydik, bugün işte Amerika falan dediğinizin niye var? Çünkü çok fazla iş var. Hatta düşünün yani, adam kendi nüfusu nitelikli işleri artık kapsayamıyor. Bir sürü göçmen alıyor, nitelikli göçmen. Yani vasıfsız işçiler için değil, yani nitelikli işler için de göçmen. Dolayısıyla nitelikli iş üretme becerisini önce arttırması lazım devlet. Bunu yapamayınca bu sefer ohuniyi sıkıyor. Yani daha az kişi gelsin, daha az kişi hep daha yukarılara doğru gitsin diye. Sınav sistemin temel nedeni budur. Yanlıştır. Ama bu nüfusta, bu genç nüfus, bu şeyde başka da çare yoktur maalesef. Bunu değiştirmek için de sizin özellikle bu yeni dünya düzenine uygun, ama nedir mesela, işte düşünün. Şimdi bir sürü şey değişiyor, işte teknoloji değişiyor. Bugün yurt dışına, burada oturup yurt dışında çalışma olanakları gelişiyor. İşte bunları hazırlarsak biz gençleri, birçok sorun da
kendiliğinden çözülecektir bu kronik sorun. Hukuk mezunu bir insanın, işte hukuk okuyacak bir insanın çok önceden buna karar verdiğini, kendisinin bunu seçtiği bir sisteme doğru gidecek. Şu anda devlet bizi seçiyor yani. Çok fazla olduğumuz için devlet bizi seçiyor ve o seçerken de sınav yapıyor. O sınavlarında böyle zorlaşıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, başka bir sorumuz yoksa arkadaşlar, oldukça uzattık bugün. Çok keyifliydi Savaş Bey, çok teşekkür ederiz. Ben sizden şu sözü de almak isterim. Yüz yüze bir program, daha spesifik bir konuda bir program yapabilirsek çok memnun oluruz. Katılımımız oldukça yüksekti çünkü. Tekrar teşekkür ederiz. Son ben sözleriniz varsa alayım. Yani arkadaşlar, karamsar olmayın. Bakın şu anda Türkiye'de çok inanılmaz bir şekilde bir karamsarlık pompalanıyor. Hiç öyle bir durum yok. Yani bunu ben samimiyetle söylüyorum. Yani şu anda şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu benim gençler arasında çok rahatsız ediyor. Benim kendi çocuğumla ilgili bu kavgasını çok yapıyorum. Oğlum var işte, benim üniversiteye o da bu sene girdi. Ya hiçbir şey yapmayayım ama her şey olsun diyor. Diye beklenti içine giriyorlar bazen. Her zaman olmasa bile. İşte adam, ya diyorum ki oğlum bak, iyi bir üniversite okuyor Allah için. Hani bizi o anlamda üzmedi. Ama bazen bakıyorum diyorum, oturuyorlar işte arkadaşlar, kahve, çay. Bu da hakkı tabii ki. Ama inanın bakın, ben dünyayı da görmüş biri olarak söylüyorum. Yani Hindistan'da da bulundum ve çalıştım. Mesela Hindistan'da proje bazlı çalıştım. Amerika'da da çalıştım. İnanın özellikle gelişmiş ülkelerde söyleyeyim, yani üretmeyen, bir çalışmayan, okumayan, bir verimliği olmayan insanların hayatları hep zor. Yani bu böyle. Şimdi şu fırsatlar var arkadaşlar elinizde. Bir şeye girip bir internete ulaşabiliyorsanız, herhangi bir konuda, bakın herhangi bir konuda kendinizi oradan geliştirebilme şansınız var. Yani işte bir YouTube'dan, bir konuda. Ve şöyle bir araştırma yapılmış. Herhangi bir konuda 6 ay çalışırsanız, ulaşırsanız kendinize bir katma değeri yaratacak bir beceriye ulaşabiliyorsunuz. Yani 6 ay internette bir konuyla ilgili yoğunlaşıp bir konunun gelişimi öğrenin. Bir sürü uzaktan eğitim sertifika programları var. Ücretsiz bir sürü şey var. Yani demem o ki, hani Türkiye'de buna ortam var, imkan var. Birçok insan için var. Yani çok, tabii ki çok 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 alt gelir grubunda olan insanların belli zorlukları var. Ama onları zaten inanın çok şikayet edecek vakitleri de olmuyor. Yani çalışıyorlar bir şekilde hayatta kalmak için. Ama alt, üst, orta gelir grubu veya üst grupta inanılmaz fırsatlar var. Yani ekonomik açıdan da. Dolayısıyla enseyi karartmıyoruz. Çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümü şöyle bir şey diye düşünün. Hani böyle biz çocukken parklarda bir şey otururduk ya, çevirirdi biri de. Ya bir yerden oraya atlama şansınız var. Ve o size inanılmaz bir yere götürme şansı var. Ama biraz çaba, her şey bir emek istiyor. Yani bu ülkemizde şöyle kötü, böyle kötü. Bunlara hiç kulaklarınızı tıkayın. Siz kendiniz istedikten sonra her şey yapabilecek güçtesiniz. Yani biz bile neler yaptığını ben düşünüyorum, tamam mı? O kadar az imkanla, o kadar kısıtlı, Türkiye'nin kısıtlı şartlarıyla. Ya ben üniversitede son sınıftayken internet atılmıştım. Yani bir bilgisayar odamız vardı, tamam mı? Yani bilgisayar odasına orada mail almıştık falan. Üniversite son sınıfta bak. Şimdi siz, benim işte 8 yaşında oğlum var. Yani her şey yapıyor bilgisayarda. Yani o şeyin yapabilecekleri, bence sizlerin yapabileceklerinin sınırı yok. Kendinize güvenin, özgüveniniz yüksek olsun. Hiç aramayın arkadaşlar. Türkiye çok güzel bir ülke. Çok fırsatlar var diyor. O yüzden ülkeye katkı sağlamaya, yurt dışına gidin ama geri gelin.
yani yurt dışına bir gün geri gelin. Bu ülkeyi, ya sizler bu şikayet ettiğiniz şeyleri değiştirebileceksiniz. Hepsini değiştirebilecek güç sizde. Güzel imkanları olan güzel bir yerde yaşıyoruz ve çok da fırsatlar var. Bunu söyleyerek bitireyim ben. Yoksa diğer bütün şeyler, bakın sorunlar hepsi çözülmek içindir. Yani hiçbir sorun sonsuza kadar yaşamaz yani, ona emin olun. Ya o sorunun anlamı gider bir gün ya da çözülür. Dolayısıyla siz bu işin bu tarafına bakın yani. Çok teşekkür ederiz Savaş Bey. Çok verimli bir toplantı oldu. İnşallah bir sonraki toplantılarda görüşmek üzere diyelim. Osman Bey, buyurun. Savaş Hocam, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Vallahi keyifle dinledik. Böyle arada konuk misafir oldum. Güzel oldu. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. İnşallah sizin gençler acayip ya. Vakit ayırdınız. Bakıyorum, takip ettim. Ortalama 60 öğrenciye şey yaptınız. 2 saat boyunca konuşma yaptınız. Ağzınıza sağlık. Yani bu eğitim politikaları, işte gelişen teknoloji, hızlıca gelişen teknoloji hatta bayağı önemli. Yani siz dediğiniz gibi, bakın üniversitenin son senesinde maile anca ulaşabildik. Şimdi bugün itibariyle İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Metaverse dünyasında bir kampüsü var, biliyor muydunuz? Evet, yani düşünebiliyor musunuz? Artık bırakın Zoom'dan, telefondan, uzaktan bağlanmayı, Metaverse dünyasında okuyacaksın üniversiteyi bir odada, evinde ve diplomanı alacaksın, mezun olacaksın. Yani böyle hızlıca gelişen bir dünyadayız. İnşallah hayırlısı olur aklımızda. Öğrencilerimiz için de, işte gelecek olan nesillerimize, bizim çocuklarımızın, torunlarımız için de inşallah bu ülkede hayırlı yetişmelerine vesile olur. Ağzınıza sağlık tekrardan. Bir sonraki toplantıyı Filmiki olarak vakfımızda yaparız inşallah. İnşallah. Yeter ki işte vakti ayarlayalım. İmkan olsun. Yoksa ben de gençleşmiş olurum. Gençlerle bir araya gelmek kesinlikle. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok teşekkür ederiz Savaş Bey. İyi akşamlar dileriz. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun.